Amerika'da gündem çok yoğun. Türkiye'yi de yakından ilgilendiren bir gelişmeyle başlayalım hemen. ABD Türkiye katsa yani Amerika'nın hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele yasasının 231. maddesi kapsamında uygulanacak olan yaptırımları bugün Dışişleri Bakanı Mike Pompeo açıkladı. Durumun öncesine baktığımızda ise aslında Türkiye'ye yönelik uygulanacak olan yaptırımları Amerika'daki savunma tasarısı kapsamında olacağından bahsetmiştik. Başkan Donald Trump'ın da veto ettiği fakat Türkiye'ye uygulanacak olan yaptırımlar katsa kapsamında 2017'de Kongre tarafından onaylanmış bir yasa. Yasa çerçevesinde Türkiye S-400 alımı sebebiyle Trump yönetimi yaptırım uygulamıyordu. Fakat artık o yaptırımların uygulanması kararı alındı. İşte Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Maliye Bakanlığı'yla da ortak aldığı bu kararı bugün açıkladı. Türkiye katsa kapsamında uygulanacak olan 12 yaptırım maddesinden 5'ini seçtiler. O 5 maddeye baktığımızda ise ilk olarak gözümüze yani Türkiye'nin savunma sanayisinin kapsamında önemli yaptırım maddeleri olduğunu gözümüze çarpıyor. O uygulanacak olan 5 maddeden ilki Türkiye'nin savunma sanayisi başkanlığına teknoloji transferi dahil olmak üzere ABD'den ihracat lisansı ve yetkilendirme yasa. Yani maddede doğrudan Amerika Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımından sorumlu olan bu kurumu yaptırım listesine almış durumda. İkinci maddede yine savunma sanayi başkanlığına ABD mali kurumlarından 12 aylık bir süre içinde miktarı 10 milyon doları aşan kredi yasa. Üçüncü maddede ise yine savunma sanayi başkanlığına ABD İhracat ve İthalat Bankası desteği yasa. Dördüncü olarak bir diğer madde savunma sanayi başkanlığı uluslararası mali kurumlar ya da finans kurumları tarafından bu kuruma yarar sağlayacak kredilere ABD'nin karşı çıkma zorunluluğu ve son maddede ise savunma sanayi başkanı İsmail Demir, başkan yardımcısı Faruk Yiğit, hava savunma ve uzay daire başkanlığından Serhat Gençoğlu, Hava Savunma Sistemleri Müdürü Mustafa Alper Deniz'in Amerika'ya giriş yasağı, Amerika'daki mal varlıklarının dondurulacağı ve bazı kısıtlamalara tabi olacaklarıyla ilgiliydi. Dışişleri Başkanı Mike Pompeo, Türkiye'nin S-400 alımının ABD'nin askeri teknolojisini ve personelini tehlikeye atacağı ve Rusya savunma sanayisine önemli kaynak sağlayacağı, ayrıca Rusya'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve savunma sanayisine erişimini sağlayacağı konusunda uyarıda bulunduklarını vurguladı bugün. Ayrıca Pompeo, Türkiye'ye S-400 sorununun ABD ile işbirliği içinde acilen çözülmesi çağrısında da bulundu. Açıklamasında Türkiye ABD için kıymetli bir müttefik ve önemli bir bölgesel güvenlik ortağıdır. Türkiye'nin S-400 sahibi olmasından kaynaklanan engeli mümkün olan en kısa sürede aşarak tarihimizde onlarca yıldır devam eden verimli savunma sanayi işbirliğimizi devam ettirmeyi umuyoruz ifadeleri yer aldı. Özlem Şen Yaşar, Real TV, Washington.